Burç. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Merhabalar. Merhaba. İyisiniz. Çok şükür. İyi olmaya gayret gösteriyoruz. İyiyiz. İyi diyelim, daha iyi olalım. Amin inşallah. Programımıza başvurdunuz İsmail Bey. Kimden, neden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz için. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için hepinizden çok çok teşekkür ederim. Ben kendim için başvurmadım. Bizim mahallede yardıma muhtaç ve zaman zaman da yardım ettiğimiz bir aile için başvurmak istedim. Bu aile 3 aydır mahallede gözükmüyor. Siz bu aileyi mi arıyorsunuz? Evet, yaklaşık bir 3 ay kadar kendilerini göremiyoruz. Sizin mahallenizde mi oturuyorlar? Evet, bizim mahallede oturuyorlar. Yani anneleri... Havin Hanım, çocukların... Ne hanım? Yani Havin. Havin Hanım. Hanımefendinin ismi Havin Hanım. Çocukların ismi Berdan ve Gül. Bir kızı, bir oğlu var. Evet, bir kızı, bir oğlu var. Sizin mahallenizde yaşıyorlar. Yani geçimlerini Berdan sağlıyor. Bu arkadaş da plastik ve kağıt... Toplayıcısı olarak yani geçimini sağlıyor. Yani ben açıkçası bunlar için geldim. Bunlar için başvurmak istedim. Anladım. Size. İsmail Bey ne iş yapıyorsunuz acaba? Ben İstanbul'da 5 yıldır imam olarak görev yapıyorum. İmamsınız. Evet. Ne imam güzel, genç olarak. Bir imam. Motosikletle çok... gelmişsiniz buraya, kaskınız evet, falan. Modern bir imamımızla karşı karşıyayız. Evet, aslında yani bu algıları tabii kırmak lazım. Kesinlikle. Yani imamlar işte motosiklet kullanmaz. İmamlar işte araçlara işte yani bir tabii ki bir algı var. Bu algıları da kırmamız gerek. Aslında gençlere de biraz örnek olmamız gerek. Gençleri de çekmemiz gerekiyor. Ben çok seviyorum motoru. Motor kullanan arkadaşlara da buradan selam olsun diyorum. Evet, motosiklet ayrı bir tutku galiba değil mi İsmail? Tabii yani o rüzgarın tadını aldığınız zaman kesinlikle bırakamıyorsunuz. Bu gerçek bir şey yani. Tehlikeli olduğu da söyleniyor ama dediğim gibi yani tabii, o adrenalini seven çok fazla tabii, var. Aslında buraya kaskı getirmemizin sebebi de şu olsa gerek. Kasksız motor kullanmasınlar diyorum arkadaşlara. Duydunuz değil mi sevgili seyirciler? Ne kadar güzel bir buna şey. Buna da bir örnek teşkil etmiş. Ama hakikaten çok önemli bir şey o. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle. Eğer motosiklet kullanıyorsanız olmazsa olmazı yani. Tamam hani Allah... başımıza gelecekse kesinlikle. Bir şey olacaksa olur ama en azından biz önlemimizi alalım. Kesinlikle. Bu açıdan önemli. Kesinlikle. Şimdi dönelim ailemize. Havin Hanım, oğlu Berdan ve kızı Gül. Bunlar ne yapıyorlardı orada? Siz nasıl tanıştınız bu aileyle? Geçimini dediniz. Galiba kızımız ve anne çalışmıyor muydu? Yani zaten üçü birlikte çıkıyorlar. Genelde akşam saatleri çıkıyorlar. Mahallede işte kalan kağıt, işte rüzgarın ve yağmurun getirdiği plastik artıklar. Şimdi diyeceksiniz ki belediye gelmiyor mu? Tabii ki bizim yaşadığımız yere belediye de geliyor, belediye temizliğini yapıyor ama siz de bilirsiniz ki çocukların oynadığı, anlık attığı plastikler, kağıtlar. Bunlar tabii söz konusu olduğu zaman bunları topluyorlardı. Geri dönüşüm. Yani mahallemizde zaten ben göreve 5 yıl kadar oldu benim geleli. Onlar benden bir 6 ay öncesine kadar gelmişler. Yerleşmişler mahalleye. Mahalleli bakmış zarar görmemişler. Yani sessiz sakin bir aile. Hatta kalan işte plastikleri, kağıtları topladıklarını görünce İnsanlar tabii seslerini çıkarmamışlar. Bizim mahallede yaşamaya devam etmişler. Ben de bir 5 yıl kadar imamlık yapıyorum. Bulunduğum mahallede zaten 5 yıl kadar bir imamlık yapmaktayım. Kendilerini de zaten oradan o şekilde kalıyorum. Ama yani sanki yardıma muhtaç bir aile değil mi yani? Yani tabii ki şöyle yardıma kesinlikle muhtaç. Aslında burada benim de hatalarım söz konusu. Bir gün... Cuma günü, Cuma namazından çıktık. Tabii oradaki arkadaşlar falan hep birlikte dağılıyoruz camiden. Bir anda
Berdan'ı gördüm. Berdan'la baktım, yani sanki bir şeyler söyleyecekmiş gibi. Yani sanki gelmek istiyormuş ama gelemiyormuş. Bir şeyler bana anlatmak istiyormuş gibi geldi bana. Tabii oradaki cemaatin dağılmasını bekledim. Cemaat dağıldıktan sonra Berdan'ın yanına gittim. Berdan, bana söyleyeceğim bir şey var mı, nasılsın gibisinden. Hocam, bir soru sorabilir miyim dedi. Tabii ki, buyurun dedim. Cuma namazının kazası olur mu dedi. Tabii ben o an yani cevabı verdim ama cevabı verdiğim için de aslında pişman oldum. Yani o an düşünememiştim açıkçası. Yani cuma namazının kazası olmaz dedi. Cuma namazı zaten cemaatle kılınan bir namaz değil mi hocam? Tabii ki. Tabii ki öyle. Yalnız şey başına, yani evde kılınmaz değil mi cuma namazı? Tabii ki cemaatle kılınması gereken bir namaz cuma namazı. Evet. Şunu da derler, namazın genel olarak cemaatle kılınması sanki daha makbuldür derler. Tabii ki, kesinlikle öyle. Aslında onun ayrı bir şeyi tabii, var. Tabii, kesinlikle öyle. Tabii sonra neden oldu? Neden vaktinde kılmadığını tabii sordum yani. O da bana, hocam üstüm kokuyor, çoraplarım yok, üstüm kokuyor. Aa. Çünkü ben bir kağıt ayrıştır, yani çöplerle, yani kalan artıklarla sürekli haşır neşir olduğum için elbiselerim yani kirleniyor. İşte bu sebepten dolayı da oradaki cemaate rahatsızlık veririm gibisinden gelmiyorum. Tabii ben, biz hemen abdestimizi aldık beraber. Ben onu cemaatle aldıktan sonra hemen bir namazını kıldım. Siz de bilirsiniz ki bazı şeyler vardır. Anında yapılmaz, yani hemen o an yapamazsınız. Tabii ben de kendimce bir plan yaptım iyilik yapmak için. Kendi kendime artık düşündüm tabii, nasıl yapabilirim, nasıl olabilir. Cemaatten sevdiğimiz bir arkadaşımız var, hayırsever iş adamı kendisi. Fabrikası var, çorap fabrikası var. Kendisinden hani normal şartlarda kolay kolay hiç başkasından hiçbir şey istemeyen bir insan olarak o da şaşırdı. Dedim ondan bir koli çorap istedim. Dedim bana acil bir koli çorap getir. O da dedi ki, yani sen kola kola bir şey istemezsin. Yani nedir bunun hikmeti? Sen dedim getir.